Astroloji Televizyonu'ndan merhabalar, bendeniz Önev Döşer. 18 Mart haftasını hem burçlara göre hem de genel olarak değerlendireceğiz. Ama tabii 18 Mart denilince aklımıza öncelikle Çanakkale zaferimiz ve Çanakkale şehitlerimiz geliyor. Şehitlerimizi rahmetle anarken Çanakkale zaferimizin önemini bir kez daha hatırlıyoruz. 18 Mart haftasında çok önemli, kritik bir dolunay var. Ondan bahsedeceğim ama aynı zamanda 18 Mart haftasında yine bir Uluslararası Astroloji Kongresi'nde konuşmacı olacağım. Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Bu kongrenin Portekiz'de, Lizbon'da bu yıl ikincisi yapılıyor olacak. Uluslararası bu kongrede 20'nin üzerinde astrolog konuşmacı olacak ve bunlardan bazıları da ülkemizdeki konferanslara da katılan konuşmacılardan olacak. Rick Levin, Alexander Imsragic, Le Imsragic orada olacaklar. Ayrıca meslektaşım, çok sevgili arkadaşım Hande Kazanova da orada bir sunum yapacak. Ben hangi konudan bahsedeceğim onu da söyleyeyim. Zaten slide'da da gördüğünüz gibi ben Koç burcuna giriş haritalarının öneminden bahsedeceğim. Osmanlı'daki astrolojiyi anlatacağım ve Osmanlı dönemindeki astrologların bu haritaları nasıl okuduğunu teknik olarak izah edeceğim. Aynı zamanda zaten uzun zamandır çevirilerinde yaptığımız bu yıl dördüncü yılına girdik. Bu arada Sadullah Efendi'nin Mecmuatül Ahkam isimli kitabından yaptığımız çıkarımlarla bu yılın Koç burcuna giriş haritasını da okuyacağım. Umarım verimli geçecek. Sonradan da Hande Kazanova ile konuşacağımız güzel anılarımız olur diyorum ve bu haftanın gökyüzü konumlarına geçiyorum. İlk haritamız terazi burcunda Dolunay haritası. 21 Mart 2019 sabah karşı saat 04.42 Ankara merkezli bu haritada gördüğünüz gibi ay 0 derece terazide ve güneşte 0 derece Koç'ta bir karşıt açı oluşturuyorlar. Tabii bu karşıt açı esnasında güneşinde kironla bir kavuşumu var. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Her şeyden evvel kritik dolunay dedik gerçekten de sıfır derece öcü burçlarda gerçekleşen yeni ay veya dolunaylar, tutulmalar özellikle önemli olayların gelişimine işaret ederler. Sıfır derece koç doğu noktasıdır ve ona karşıt duran sıfır derece terazi Dik açı yapan sıfır derece yengeç ve oğlak ekseni önemli olaylarla bağdaştırılır ve tabii ki illa büyük olaylar çıkması veya olması gerekmez ama hayatımızda bir takım şeylerin daha görünür hale geleceği ve önemli değişikliklerle birlikte bunların da devreye gireceği bir zaman diliminde olduğumuzu kritik derken bu yüzden hayatımızda bazı böyle kritik dönüm noktaları vardır. İşte onlardan bir tanesi varmakta olduğumuzu söylüyoruz. Tabi güneşin Kiron'la kavuşuyor olması özellikle kendi kişiliğimizi daha güçlü ifade etme ihtiyacımız olan bir zaman diliminde olduğumuzu ifade ederken Dolunay'ın terazi burcunda gerçekleşecek olması kendimiz kadar karşımızdaki insanları da düşünmemiz ve onları da projekte edebilmemiz gerektiğini göstermekte. İlişkilerde denge çok ama çok önemli. Ne fazla önce bence ne de fazla önce sence olmadan her iki tarafı da dengeleyerek ilişkileri denge içerisinde ve adil bir şekilde yürütmeyi başarabilmemiz bir gereken bir zaman dilimi. Tabi 21 Mart'ta bu haritada gördüğünüz gibi aynı zamanda Venüs ile Mars arasında da bir dik açı var. Yani ilişkiler açısından aslında hiç de kolay olmayan bir zaman dilimi. 21 Mart Perşembe, 22 Mart Cuma, 23 Mart Cumartesi'ye de biraz yansıyabilir ama özellikle bu iki günde tabii dikkatli olmamız gerekecek ilişkiler arasında. Spesifik olarak yükselen burcumuza göre hangi alanlarda dikkatli olmamız gerektiğini de birazdan haritalar üzerinde burçlara göre değerlendireceğim ama önce bir sonraki haritamıza geçerek Türkiye Astroloji Haritası üzerinde bu donlayı değerlendireceğiz. Türkiye Astroloji Haritası'nın terazi burcunda dördüncü evinde bulunan Mars'a tabii çok yakın değil ama 7 derece yakınlıkta gerçekleşecek olan bir dolunay. Tabii kendi içimizde gerginlikler açısından dikkatli olmamız gereken bir zaman dilimine 21 Mart civarından itibaren giriyoruz. bu arada 21 Mart Nevruz aynı zamanda ve eski astrolojide 21 Mart tarihi özellikle Osmanlı'da da var padişahlara veya devrin hükümdarına efendim hazırlanan yıllık haritaların takvimlerle birlikte hem ahkam takvimi hem de bildiğimiz normal gündelik kullandığımız takvimlerle birlikte sunulduğu hatta o dönemin Özellikle Osmanlı'daki müneccin başıları aynı zamanda Ramazan imsakiyelerini de hazırlıyorlar ve padişaha devlet erkanını sunuyorlar. Böylesi önemli bir zaman dilimi. Yani astrolojik açıdan da orijinal astroloji günü esasında dünyada 21 Mart'ta kutlanıyor ve dediğim gibi bizde bir etkinlik içerisinde konuşmalar yapacağız. Ama öte yandan tabii bu böyle insanın içinin fıkır fıkır da kaynamaya başladığı güneşin koç burcuna geçtiği bir zaman dilimi ve doğum haritamızdaki Mars'ın derecesine çok yakın güneşin Mars'ımıza karşıt açı yapacağı 27 28 Mart tarihlerinde daha da etkin olacak şekilde kendi içimizde iyi dengelememiz gereken agresyondan da uzak durmamız gereken çekişmelerden uzak durmamız gereken bir zaman dilimi. Tabi bu nasıl olacak? Biraz Zor olacak çünkü malum belediye seçimleri var ve tabii ki kazanma arzusu çok fazla. Umarım çok değerli politikacılarımız mutlaka ki rekabet olacaktır. Ama aynı zamanda bu rekabetin de dozunu iyi ayarlarlar. Buna göre de vatandaşımız daha relax bir şekilde seçimleri oylar. Çok sayıda katılım olacağından da zaten eminiz. İnşallah en güzel şekilde de sonuçlanır. Ama bu sıralarda özellikle agresyondan uzak durmamız gerektiğini transit Mars'ın tam da bu Dolunay haritasında doğum haritamızdaki Venüs Jüpiter'in karşısından orta noktasının karşısından geçmekte olduğunu ve aynı zamanda hemen Dolunay'dan bir iki gün sonrasında itibaren Jüpiter'e de dik açı yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla da yöneticilerin birbirlerine efendim aynı zamanda önemli kişilerin yöneticilerle ilişkilerinde bu mümkün mertebe agresyondan kaçınması gerektiğini ifade ediyor. Evet bu haftanın geneline baktığımız zaman gerçekten hani gökyüzü çok hareketli. Merkür Mars arasında pazartesi günü etkili bir 60'lık açı var. Belki önemli konuşmaları 20 Mart pazartesi günü 18 Mart pazartesi günü yapabiliriz. Mars Plüton arasında üçgen açı çarşamba günü etkileşiyor. ...kendimizi etkili bir şekilde ortaya koymak açısından Çarşamba gününü kullanabiliriz. Ve aynı gün Merkür-Satürn arasında da 60'lık uyumlu bir açı var. Bu arada Perşembe günü, Dolunay'ın gerçekleştiği gün gökyüzünde zor açılar var ama... ...Venüs-Jüpiter arasında da 60 derecelik uyumlu bir açı var. Bu da biraz düşünceli, biraz daha geniş perspektiften bakarak, biraz daha alimce davranarak ilişkilerdeki bu agresyonu dengeleyebileceğimizi gösteren destekleyici açılardan bir tanesi. Ve pazar günü Merkür Neptün kavuşumu etkin. Cumartesi ve pazar günleri özellikle bu da başkalarını düşünmek, empati yapmak, tabii spiritüel manevi konularla uğraşmak açısından da harika bir zaman diliminde olacağımızı gösteriyor diyorum ve hemen burçlar kısmına geçiyorum. Koç burcuyla başlıyoruz. Dolunay ilişkiler alanını etkiliyor. Yedinci eve denk düşüyor. Dolayısıyla en önemli mevzumuz ikili ilişkiler. İkili ilişkilerde denge. Ortaklıklar olabilir, birebir herkesle olan ilişkilerimiz olabilir. Eş ilişkileri, flört ilişkileri başta olmak üzere ilişkilere dikkat. Diğer yönden Venüs Mars arasındaki dik açı arkadaşlar ve para alacak verecekler alanını bağlıyor. O yüzden arkadaşlar sosyal çevreden insanlarla parasal konularda alacak verecekler temalarına dikkat diyorum. Ve özellikle de bunun hangi günler daha fazla etkili olabileceğini söylüyorum. Tabi hafta sonuna denk geliyor ama cumartesi ve pazar günleri yine para ilişkileri, arkadaş ilişkileri alanında özellikle dikkatli olmak gereken iki günlük süreç. Pazar günü daha ziyade... Pazar günü daha ziyade sosyal çevre ilişkileri, çocuklarla ilişkiler açısından olumlu ama ondan sonraki günler biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Salı çarşamba günleri halletmek gereken işleri, prosedür işleri yerine getirmek açısından güzel. Perşembe cuma günleri ilişkiler açısından biraz gergin. Cumartesi ve pazar günleri de yine para ilişkileri açısından dikkatli olmak gerekiyor. Zor bir hafta sonu. Boğa ve yükselen boğalara bakarsak. Dolunay belki bu kadar büyük bir etki yaratmıyor diyebiliriz bu hava yükselen boğaların haritasında. Sağlığa daha fazla dikkat, çalışanlarla aslarla ilişkiler alanında empatiyi elden bırakmamalı. Öte yandan iş ilişkileri yani daha doğrusu üstlerle ilişkiler, Kişisel anlamda agresyonun üstlerle ilişkilere yansıması aslında dikkatli olmak gereken bir hafta. Pazartesi günü ev aile yerleşimle ilgili konular aktif edilebilir. Salı çarşamba günleri flörtif ilişkiler aslında daha olumlu diyebiliriz. Perşembe cuma gününden itibaren ilişkiler alanında agresyon dikkat çekiyor. Sağlığa dikkat demiştik. Cuması ve pazar günleri ise ikili ilişkiler aslında haftanın en agresif zaman dilimi. Özellikle dikkat diyorum. Pazara daha fazla dikkat çekiyorum. İkizler ve yükselen ikizlere geçersek sosyal çevre ilişkileriyle özel ilişkiler, aşk ilişkileri, çocuklarla ilişkiler alanında bir kutuplaşma zamanı ilişkileri bu yönden tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Yabancılarla ilişkiler özellikle uluslararası işlerde, ithalat, ihracat gibi işlerde, eğitimle ilgili konularda başkalarıyla iyi geçinmek manasında daha dikkatli hareket etmek gereken bir dönem. Pazartesi günü bilgi paylaşım eee tanıtımlar arasından kullanılabilir. Salı çarşamba günleri ev, aile yerleşimle ilgili konular aktif edilebilir. Aile içi konuşmalar arasından değerlendirilebilir. Perşembe gününden itibaren dikkat çekici zor bir birkaç günlük sürece giriyoruz. Perşembe cuma çocuklarla ilişkiler, aşk ilişkileri anlamında dikkat sanatsal yaratıcılık ve bu becerilerin de yüksek olduğu bir zaman dilimi ve cuma ve pazar günleri ise sağlık açısından dikkat varsa iş hayatı, aslar çalışanlarla ilişkiler dikkat çekiyor ama bu alanlara dikkat diyorum. Yengeç ve yükselen yengeçlere bakarsak. Kutuplaşma özellikle bu dolunayın gerçekleşeceği perşembe gününden itibaren iş özel hayat alanında gelip gidiyor. İş hayatına önem göstermek gereken bir zaman okey ama aile ilişkileri özellikle perşembe cuma günleri dikkat özel hayata dikkat. Öte yandan parasal konular, sosyal çevre ilişkileri, alacak verecekler, ödemeler alanında da gerginlik var. Yani dostlarınızla parasal ilişkilerde dikkat. Yine ortaklaşa işlerde, para alışverişlerinde dikkat. Ne en çok ne zaman? Hafta sonuna denk geliyor. Hani belki hafta içine denk gelmemesi aslında iyi. Cumartesi ve pazar günleri. Yani 23-24 Mart. Ama pazartesi gününe de bu bakımdan dikkat çekmek istiyorum. Özellikle pazartesi günü. Salı çarşamba günleri daha ziyade yakın çevre ilişkileri açısından iyi. Bilgi paylaşmak için güzel. Perşembe, Cuma günleri aile içi ilişkilerde dikkat ve Cumartesi, Pazar günleri özellikle flörtüp ilişkilerde de dahil iş ilişkileri alanında para alacak verecekleri alanında dikkatli olmak gerekiyor. Aslan ve yükselen aslanlara bakarsak Pazartesi günü aktif bir şekilde kullanın. Pazartesi günü kendinizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğiniz bir zaman dilimi. Ama iş ve ortaklıklar alanında gerginliklere pazar günü özellikle dikkat çekmek isterim. Bir de cumartesi ve pazar günleri aile içi ilişkileri bakımından. Salı çarşamba günleri para işleri aktif edilebilir. Pazar günü dediğim gibi girişimci olmak bakımından genel olarak güzel ama biraz dengelemek kaydıyla. Perşembe cuma günleri sözlere dikkat. Bilgi akışları aslında aslında çok güzel. Kendinizi ifade etmek açısından ama bazen hani bazen böyle haddi aşan beyanlarda sözlerde bulunuruz yani. Abartmayın diyebiliriz. Cumartesi ve pazar günleri ise aile içi ilişkiler ön planda olacak ve para konularında biraz harcamalarda dikkat çekecek. Başak ve yükselen başaklara gelirsek. Dolunay parahanesini etkiliyor. Dolayısıyla alacak verecek konuları. Hani bu dönemde belki biraz da kendi cebinizi dengelemeniz gerekecek. Hani dışarıdan beklediğiniz alacaklardı. Ola ki bir gecikme olursa harcaya, harcamaları kendi cebinizden yapabilmelisiniz. Ödemelerinizi e, halledebilmelisiniz. Buna dikkat diyorum bu hafta özellikle. Öte yandan yurt dışı bağlantılı işler yapıyorsanız, çalışanlarınız ve yurt dışı bağlantılı işler, ve ilişkiler alanında da yine dikkatli olmak gerekecek. Pazar günü biraz daha içe dönük ve geri planda kalmakta fayda var. Salı ve çarşamba günlerini aktif olarak kullanmanızda isabet var. Perşembe ve cuma günleri büyük para hareketleri yapmamanızı tavsiye ederim. Risk almamakta fayda var. Cuma ve pazar günleri ise kendinizi belki güçlü bir şekilde ifade edebileceğiniz, bilgi almak, vermek açısından harika. Ama yurt dışına dayalı işler yapıyorsanız dikkatli olmanızı tavsiye edebileceğimiz iki gün. Terazi ve yükselen terazilere gelirsek. Dolunay terazi burcunda. Dolayısıyla özellikle Perşembe, Cuma günleri biraz fazla dolu olabilirsiniz. Kili ilişkiler bakımından karşı taraf baskın olacak. Siz de güçlü bir şekilde kendinizi ifade ederseniz Denge bozulabilir. Bu yüzden ilişkileri yaralamamak adına dikkatli olmak isabetli olur. Pazartesi günü hayli aktif sosyal arkadaşlarınızla vakit geçirebileceğiniz güzel bir zaman dilimi. Öte yandan çocuklarla ilgili ödemeler, harcamalar, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere para çıkışları devrede. Salı, çarşamba günleri belki biraz daha dinlenin, kendinize vakit ayırın. Çünkü Perşembe gününden itibaren çok aktif ve enerjik olacaksınız. Perşembe, cuma günleri kili ilişkilere dikkat demiştik. Ama iyi dengeleyebilirseniz, kendinizi ifade etmek açısından özellikle cuma günü iyi kullanabilirsiniz. Cuması ve pazar günleri para konularını iyi dengelemek gerekecek. Para akışları ve harcamalar ödemeler dengesini iyi ayarlamak gereken iki günlük süreç. Akrep ve yükselen akreplere gelirsek. Dolunay çok belirgin bir şekilde etkilemiyor. Aslında biraz sağlığa dikkat, biraz da böyle kendi içinize dönün diyebileceğimiz bir enerji akışı var. Ee, öte yandan Venüs-Mars arasındaki dik açı ortaklaşa işler ve özel ilişkiler alanında cumartesi ve pazar günleri dikkatli olmak gerektiğini göstermekte. Pazartesi gününü özellikle işle ilgili konularda kullanabilirsiniz. Eğer ortaklığınız varsa veya ortak projelere girişiyorsanız böyle şartları çok fazla zorlamayın diyebiliriz. Salı çarşamba günleri sosyal çevreden güzel destekler alabileceğiniz iki gün. Çevre genişletmek açısından değerlendirebileceğiniz iki gün. Perşembe, Cuma günleri biraz dinlenin, biraz sağlığınıza vakit ayırın, şartları çok zorlamayın. Cumartesi ve pazar günleri kendinizi aktif bir şekilde ortaya koyacağınız, iki gün duygularınızı baskın bir şekilde ortaya koyacağınız, iki gün ortaklıklarınıza, birebir ilişkilerinize zarar vermemek açısından özellikle pazar günü dikkat edin derim. Yay ve yükselen yaylara bakarsak. Dolunay sosyal ilişkiler alanınızı etkilemekte, yeni sosyal ilişkilere işaret etmekte. Tabii ki arkadaşlar ilişkiler konusunda yaralayıcı olmamak manasında dikkatli olun diyeceğiz. Bir Dolunay ve Perşembe günü zorlu bir enerji akışı var. Bu bir gerçek. Hafta geneline baktığımız zaman Venüs-Mars arasında bir dik açı var. Bu, bu da özellikle yakın çevre ilişkilerinizde bir şeyleri iyi götürmek için iş ve yakın çevre ilişkilerinizde özellikle agresyondan kaçınmanızda fayda olduğunu gösteriyor. Pazartesi günü dış seyahatler, yabancılarla yapılan işler alanına odaklanabileceğiniz, gelişme kaydedebileceğiniz iki günlük, bir günlük süreç. Salı, çarşamba günleri iş konusunda daha aktif olabilirsiniz. Kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz iki gün. Perşembe, cuma günleri sosyal çevre alanında hareketlenme ama arkadaşlarla ilişkilerde dikkat, flörtif açıdan da yansıyabilir ve cumartesi ve pazar günleri, biraz daha enerjinin dengesiz aktığı iki gün. Belki biraz daha kulağın üzerine yatmak, her şeyi duymamakta fayda var. Özel ilişkileri zorlamamak aslında. Oğlak ve yükselen oğlaklara bakarsak. Dolunay haritanızın iş ve özel hayat alanını etkiliyor. İşte özel hayat alanında dengelemeyi iyi başarmak gerekiyor. Bu dönemde aile içi ilişkiler en önemli olmakla birlikte işe de dengeleyici bir şekilde dıştaki hayatınıza da ağırlık vermeniz özellikle Perşembe günü, Cuma günleri gerekecek. Evet bu hafta Venüs Mars karesi de var ve borsa ya da ona benzer riskli alanlarda yatırımlar yapıyorsanız altın, döviz vesaire buralarda bilhassa dikkat etmek gereken pazartesi günü aslında hafta sonuna denk geldiği için belki bu kadar da önemli olmayan cumartesi ve pazar günleri belki biraz daha parayla ilgili risk almayın diyeceğimiz ve harcamaların artacağı iki günlük süreç olabilir ama pazartesi günü özellikle piyasalarda açık dikkat pazartesi salı günleri böyle salı çarşamba günleri daha doğrusu e, seyahatler arasından yabancılarla ilişkiler arasından daha olumlu bir enerji akışı var perşembe cuma günleri İş konusunda kendinizi daha iyi ifade etme arzunuz aile içi dengeyi biraz bozabilir. Cumartesi ve pazar günleri arkadaşlık ilişkileri ön planda sosyal çevrenizden destek alacaksınız. Pazar günü sosyal çevre ilişkileri ve özel ilişkiler alanını fazla zorlamamakta fayda var. Kova ve yükselen kovalara bakarsak. Dolunay dış seyahatler, uluslararası işler alanınızı etkiliyor. Seyahat etmek. Bunun sonuçlarını görmek aslında ilginç bir hafta. Bilgi paylaşmak açısından güzel aslına bakarsanız sözlere dikkat etmek kaydıyla. Ve Venüs Mars arasındaki dikkatçi özel eşle ilişkiler alanında hani bu dönemde ilgi de güzel üzerinize olacak ama Eş tarafına da biraz empati yaparak ilgi göstermeniz gerektiğini ifade etmekte. Pazartesi günü özellikle bu bakımdan dikkat. Eşle ilişkiler açısından dikkat. Salı çarşamba günleri parasal konularda aktif olabilirsiniz. Para işlerinizi halledebilirsiniz. Perşembe cuma günleri seyahat etmek, yurt dışı, yabancılarla ilişkiler açısından aktif olacak. Bilgi paylaşmak için güzel ama ilişkilere dikkat. Cumartesi ve pazar günleri ise göz önünde olacağını dikkat çekeceğiniz, daha fazla sayıda insanın ilgisini toplayabileceğiniz iki günlük süreç. Dediğim gibi özel ilişkiler alanı hafta genelinde dikkat istiyorum. Ve kova, balık ve yükselen balıklara bakarsak. Burada da yine Dolunay'ın etkilediği alanlar olarak bakarsak parasal açıdan gitgellere açık bir pazartesi günü özellikle Perşembe ve Cuma günleri de dahil olmak üzere sizi beklemekte. Pazartesi günü belki biraz daha halletmek gereken işler alanına vurgu yapabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili bir takım sorunları çözmek açısından değerlendirebilirsiniz. Öte yandan salı ve çarşamba günleri ise yine özellikle ikili ilişkilerde güzel fırsatlar yakalayabileceğiniz anlaşmalar açısından güzel iki günlük süreç. Perşembe Cuma günleri ödemeler, harcamalar ön planda ve Cumartesi Pazar günleri ise dış menşeli işler, seyahatler arasından aktif iki gün olarak dikkat çekmekte. Bu dönemde en çok parasal konulara dikkat alacak, verecek ödemeler konusuna dikkat diyorum. Ve tekrar bir özetleme yaparsak. Bir dolunay var ve bu dolunay ilişkiler arasından kritik bir zaman diliminde olduğumuzu göstermekte. Perşembe ve Cuma günlerine özel dikkat. Para hareketleri açısından piyasada ufak tefek hareketlenmeler olabilir. Perşembe, Cuma günlerinde. Perşembe günü Venüs Mars karesinde etkileri devrede. ilişkileri fazla zorlamayın diyorum. Ve bir sonraki videomuzda tekrar görüşünceye dek Astroloji Televizyonu'ndan sevgilerimi gönderiyorum.